Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere ateş kovası 20 TL'ye nasıl mal edilir onu anlatacağım. Arkadaşlar, bu gördüğünüz çamaşır makinesinin tamburu, görüyorsunuz. Bu tamburu hurdacılardan rica ettiğinizde size çok cüzi miktarlara verebilirler. Bedava da verebilirler. Ama almaya kalksanız da çok miktarı yok yani. Bunu biz nasıl ateş kovası haline getireceğiz? Biz bunu ayak takmayı denedik. Kaynakla yapmayı denedik ama kaynak çok sağlam değil. Biz de bunu seyyar hale getirmeye çalıştık şu şekilde. Arkadaşlar, yapmanız gereken 1 metre demir çubuk alıyorsunuz. Bunu 3 eşit parçaya böldürüyorsunuz. Aldığınız yer zaten bunu yapıyorlar. Fiyatını söylüyorum, fiyatı 5 TL. Daha sonra bunları bu şekilde vidalar var. Kelebek vida diyorlar. Bunlar da 6 tane almanız gerekiyor. Bunların fiyatı da 5 TL. Ben bunu bu şekilde seyir yapmaya çalıştım. Daha kullanışlı oluyor. Ayaklarını takıyoruz şu anda. Bunu bu şekilde seyir yaptığınızda arabanızda gayet çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Söküt takması gayet basit. Şimdi burayı anlatacağım. Bu demir çubuğu taktığımız yer arkadaşlar, bu demir çubuğun bir tık küçüğünü aldığınızda buraya bol geliyor. Bir tık büyüğünü aldığınızda işte buraya biraz dar geliyor. Otomatikman burayı genişletmeniz lazım. Burayı genişletmek için bu çelikten bir malzeme olduğu için çok sıkıntı yaşıyor. Matkapla delmeye çalışmayın. Matkapla delerseniz matkabın ucunu kırabilirsiniz. Bir tornacıya gidip rica ettiğinizde çok cüzi bir miktara sizin için yardımcı olabilir. Biz bunu tam 20 TL'ye mal ettik arkadaşlar. İnternette yazabilirsiniz. Ateş kovası diye yazın. Belli alışveriş sitelerinde 200 lirayla 350 TL arasında, hatta bunu soba boyasıyla boyamışlar. 50 TL'lik boyayla boyamışlar siyaha. Onu da 450 TL'ye satıyorlar arkadaşlar. Bunu çok cüzi bir miktara gidip kendiniz alabilirsiniz. Bu şekilde ayak takabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Hiçbir yeteneğinin olmasına da gerek yok. Sadece gidip malzemeyi alacaksınız. Ben hiçbir şey anlamıyorum diyen bir insan bile bunu yapabilir. Bunu şimdi biz yakacağız. Bir de yanarkenki halinin videosunu göstereceğiz size.